Hoş geldiniz hepiniz. Saçımız başımız dağılmış da olsa işimizin başındayız. Evet iftara kadar birlikteyiz. Bakalım yarı finalde neler yapacağız. Biraz bekleyip maça başlayacağım. Aleykümselam hepiniz hoş geldiniz yayın biraz gecikmeli olarak geldiği için yazdıklarınıza geç cevaplar verebilirim ama bakmayın o yüzden Evet, hadi bakalım şimdi. Biz son maçımızı, ya son 2-3 maçı yaptık. Ya bunu o bölümde yoktu ama kaybettik Konya'ya 1-0. Ceza sahasına bile giremediler ama 1-0 yendiler. Türkiye Kupası'nda finale çıktık, Beşiktaş'ı yendik. Şimdi Barcelona ile oynayacağımız maçlar var. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Firmino transfer listesinden çıkartılmak isteniyor. E, Firmino ben seni alacaktım ama gelmedin. Neyse biz. Teşekkürler. Evet herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Doğru ilk kez Ramazan'da yayın yapıyoruz. Teşekkürler Hüseyin'cim. Seviliyorsun demiş. Evet. Sağ ol Mustafa hoş geldin. Düşünceleri alayım. Barcelona maçı ne olur sizce? Garate evet gelişmeye devam ediyor. Buna ne çalışması yaptırıyorduk? Sık sık bitirici ara pasten denesin bakalım. Orçun Sezgin sakatlanmış. Gençleşmiş miyiz? Şey yiyip içmiyoruz ya vücudu bünyeyi yormuyoruz. O yüzden böyle yeni sezonda 4-4-2 patlamaz mı demiş. Egemen 4-4-2 bilmiyorum ya 4-4-2 katlar e, patlar mı? Elimizde patlar belki 4-4-2'ye. 3-5-2 veya 5-3-2 kimilerine göre böyle de devam edebiliriz ya bu da güzel bence. Fena bir diziliş değil. Yani elimizdeki kadro buna uygun olduğu için böyle devam ediyoruz. Neyi varmış? Dayanıklılığı arttırmak için manlar yapıyormuş. E, kapatalım, iptal edelim. Hadi sezon sonuna geldin Guri. 5. sezonun sonundayız ama kariyerimiz devam edecek tabi. Bir Beşiktaş kariyeri tasarlıyorum. Beşiktaşlı da bir bakıyorum e, neler yaparız, neler edebiliriz diye. Ya 4-1'de Barcelona'nın kadrosuna baktım. Beyler hiç öyle e, 4-1'lik falan bir olay da değil yani onu söyleyeyim size. Şöyle öyle 4-1'lik bir olay değil. E, hani Ayda, Ahmet Kutucu da sakatlandı. Ne kadar güzel oldu değil mi? Şöyle söyleyeyim. E, Barcelona'nın kadrosu tam böyle olgunlaşmış. Yani e, bir Tonali var mesela nerede? Kaç yaşına gelmiş Tonali artık? 23 yaşında ve tamam olmuş. Orta saha De Jong var ön liberoda. Pogba zaten şu an zirvede sanırım. Hiç olmadığı kadar iyi durumda. E Bakıyorsunuz burada Kovacic var. Kovacic sakat yerine kim oynayacak? E, şey, Tonali'yi koyabilirler. O yüzden e, çok sıkıntı. Galatasaray kariyeri neden? Yani iki senedir yapıyorum Galatasaray kariyeri. Bu sene de yapacağım. Ama şöyle düşünmeyin. Siz şimdi... E, yani... 3 gün izinliydim. Yarın tekrar işe gideceğim. Hafta sonuna kadar yine çalışacağım. Hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağında gitmeyeceğim. Yani normal iş serim devam ediyor. Hatta normal zamanlardan biraz daha e, yorucu olduğunu söyleyebilirim. Yani o yüzden bazı planlarım da aksamaya gidiyor. Barcelona ile 5 kez kazanmışız. İkisini, onlar ikisini ben. Bir beraberliğimiz var. Ee, köşe vuruşlarını çok iyi kullanıyorlarmış. Nasıl? Çok güzel değil mi? Şimdi. Ozan Kabak yok. Savunma hattında bir türlü şey tutturamadık beyler ya. Yani e, Merih e, sakatlandı. Merih'in sakatlıkları var. Çok uzun olmasa da 3 gün, 5 gün, 4 hafta. Aynı şekilde Ozan da böyle sakatlanıyor. Ee, savunma hattını böyle çıkacağız. Kalum ee, Chambers, Greg Taylor, Orkun, Musso, Almeida böyle çıkacağız. Yapacak çok fazla e, bir şeyimiz yok. Hadi bakalım çocuklar takım ödülü. Bir tek e, kendi evimizde kısa pasla başlayacağım ama orta sahada çok böyle üstünlük kurarlarsa biraz daha uzun pasa e, geçeceğiz. Pogba, Moriba, Tonali, Lenglet, Ruben Dias, Firpo... Vague, Chiaza, Dembele, Griezmann. Ee, burada ama hepsi şey ya bu adamların. Bir zayıf yönü savunma olarak belki bir ihtimal. Pozisyon alma 16. Hırslı bir şekilde diyelim ki geçen maçta olanlardan sonra Barcelona ile yarım kalan bir hesabımız var. Finalde bizi elemişlerdi geçen sene. Biraz hop 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 bırakmayın bırakma çok güzel lamba ya. Aferin Muriç geldi orada höt dedi ben buradayım Pedrin'in abisiyim bırakmam yedirdim Pedri'yi. Yalnız bak e, Pogba ve Moriba bence pas boyunu biraz uzatayım e, kısa pas yapacağız ya bunlar çok böyle yoğun pres yapacaklar uzun paslarla. Boşa çıkartalım bunları. Direkten döndü be. Moriba evet iyi oyuncu. Dikkat etmek lazım. Kapatın önünü. Çok güzel bir kontra gelirim oradan diyecektim. Emerson senin fişek gibi fırlayıp o topu alman lazım. Firpo Hop ne güzel kaçtı be. Uf. Berke efsane. Efsane kurtardı Berke. Ruben Dias'tan Guri çok güzel aldın. Yürü. Gol olmayacak ama. Olabilir mi? Olabilir. Ah top çıktı. Teşekkürler Egemen hoş geldin. Evet Pedri, eski takımı değil geri dönecek sözleşmesi bitiyor kiralık sözleşmesi bu sene son At Kanada olsun. Ya daha dikine hadi daha dikine pastlaşalım da yani. Evet, pas boyunu beğenmediler çok. Messi'den sonra Ronaldo ikisini bir takıma alalım değil mi? Hadi öndirek direkt Muriç be. At be. Ya bunları atmazsan hangisini atacaksın? Emerson artık atletik, Atletico Madridli ya Emerson. Sözleşmeyi imzaladılar. Barcelona ile bir şeyi kalmadı artık. <laughs> Teşekkürler, hoş geldin Meriç, Yiğit. Hoş geldiniz hepiniz. Son sezon değil. Messi diye Musso'yu al. Evet alıştıra alıştıra. Direkt Messi'yi ama Önce Musso sonra Messi. Hayda. Bizde ne yanlış gidiyor? Vedat Muriç pek şey değil. Şöyle yapalım. Çalışkan forvet. Destek yapalım. Orta sahaya biraz pres yapsın bakalım. da mezzela yapalım. Çok mu yavaş oldu? Hadi bakalım. Miranda yerine Greg Taylor atalım. Pas falan dedik ama tırt Teşekkürler. Yo saç sakal karışmamış ya. Tara o iyi gidiyordu. Taramadım sadece ondan öyle gözüküyordur. Eyvallah Emrah'cığım. İnşallah rast gelecek de. Abi bu nasıl bir organizasyondur diyecektim. Çok şükür offside. Haydi Muriç. Lan nereye atıyorsun? Abi vızır vızır şey yapıyorlar ya. Ee, söylesene. Bastırıyorlar. 4-2-4'e dönmüşler. Dönsünler. İki uzun topla alırız bunları. Hoca kırmızı ver. Kırmızı Vallahi yaktık gemileri. 0-0 bize yaramıyor zaten. 0-0 alın sizin olsun. Oğlum ne yapıyorsunuz? Nasıl paslar atıyorsunuz? Çok güzel. Daha nasıl bir organizasyon bekliyorsunuz gol atmak için acaba? Ya boş kale mi lazım? Muriç. Üç tane kafa vurdum böyle ya. Kaleyi bulan topumuz yok. Merih 7 oynamış bizde. Rakipte de Sabek oynamış da yani. Çok güzel pozisyonlarımız vardı ya. Şanssızdınız bugün diyelim. Neyse çok şey yapmayalım. Vallahi inşallah ikinci maçı alırız. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz tekrar beyler. Yayına gelenler. Yani bir şeyimiz vardı. Planımız vardı. Vedat atar falan dedik ama yok yani. Aslında uygun pozisyonları da buldu. Hava toplarında hakim atamadı. Bir ara Barcelona bastırdı ama sağlı sollu. Kuensa da sakatlandı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yok yavaş yavaş eriyoruz. Ya burada kaçırdı işte ya iki tane kafa vurdu üstten gitti yani ve net pozisyonlarda. Pellegrini ile de kariyerde yapar mısın bakarız olur. Yani deneriz Pellegrini de konuşuluyor. Lukaku. Lukaku'yu nasıl alalım? Barcelona istediğini aldı ya. Burada Kadıköy'de gol yemedi. Pedri cezalı. Kuyansa yok. Dört tane sakatımız var. Bir tane cezalı var. Ha, Pedri iyileşip gelecek de. <laughs> Şuraya bak kimse kalmadı. Twitch'te neden değil? Bu kariyer hep YouTube'da geliyordu zaten o yüzden. YouTube'da yaptım, Twitch'te yapmadım. Kutucu attı. Şunu bir tık hızlandıralım. Lig maçları daha hızlı oynayalım. Lig maçları Garatin duran top çalıştırıyorduk biz bu adamı. Köşe vuruşları çok kötü. Ya çok çalışması lazım. Köşe vuruşu, serbest vuruş. <laughs> FM20 için en verimli taktik. Ya pek çok şey var. 4-2-3-1 ile başarılı olan var. Ben 3-5-2 kullanıyorum. Bu taktiği kullanıyorum. 2 senedir. 2 sezondur iyi. Lazio'da denedim başarılı. Birkaç takımda daha denedim. Başarı aldım. Deneyebilirsin. Hadi mafya hocam. Olmadı. Olmuyor. Ömer Ahmet Kutucu'nun ilk sezonda bende 3 yıldız sende niye 2 yıldız demiş Galatasaray'da ama şöyle kadro kalitesine göre veriliyor yıldızlar. Yani Manchester United'da alsam daha düşük gözükecek yıldız sayıları. Kadro kalitesiyle alakalı bir de oyuncunun potansiyel yeteneği değişken mi bilmiyorum. Belki sende biraz daha iyi profilde çıkmış, daha iyi potansiyelde çıkmış olabilir. Ah, oh, mükemmel bir kontra. Bir Yelisa 9 transfer istemiş. İster. Gelecek teknik direktör ister. Hop. Sallana sallana gitti top. Vallahi bir değişiklik yapalım. Ee, Mafia Chambers. Merih çıkartıp Kimi atacağız? Abdul atalım buraya da Miranda'yı atalım sola Garate yerine orta sağ... bittik ya şuraya bak ya ee, Garate Orkun'la değiştirelim Garate'nin yerine de Uri'yi atalım Veya Vedat'ı atalım ya bittik artık bilmiyorum nasıl çıkacağız. bir oyuncunun kararlılığı neden düşer? Ee, bilmediği bir rolde şey yaparsın, çalıştırırsın. Mesela orta saha merkez oyuncusudur. Ön libero'yu çalıştırmaya başlarsın. Merkez e, defansif orta saha çalıştırmaya başlarsın. Oha ya. O amel defteri kapandı. Ya, bu kadar sakat da biz Barcelona maçında nasıl çıkacağız ki? Bir de yani Deplasmanlarda Dorukan'ı özellikle severim ya. Yani. Daha böyle mücadeleci bir oyuncu olduğu için. Neyse soruya dönelim. Başka mevkilerde oynatıyorsundur kendi esas mevkisi olmayan alışması için kararlılığı düşer. Bu normal. Bununla birlikte mentorluk grubunda kararlılığı daha düşük Ar takımla çalışıyordur veya takım ortalaması çok düşüktür. Bunlar etkileyen sebepler. İniş çıkış olabilir kararlılıkta. Kendini toplar. Fener'in ilk önce başkan transferi yapması lazım demiş yani. Abi iyi yayınlar olsun. Görüşemiyoruz ya özdeşlik. Valla Burak'cığım doğru söylüyorsun. Sen vurmaya devam herhalde. sakatlandı kimse kalmadı ki elimizde. Kimle oynayacağız şimdi çok merak ediyorum. Taksi. Taksi yolcu öyle iğrenç bir şey olur. İşte. ve Messi geliyor sezon sonu gelecek. Bu ne acele ya. Taraftar çıldırdı Messi'yi istiyor. Ya şimdi Pedri geldi. Orkun. Miranda Muriç. Tamam ya Muriç'e şey yapabiliriz. Sadece bu maçlık çalışkan forvet destek yapabiliriz. Orta sahaya baskı kurması için. Biraz daha geriye gelip orta saha çizgisinde oyunculara pres yapması için. Yok. Stoper falan kalmadı kimse. Orçun bile sakat. Belki yatalım. Abdülcebrail Abdül, Abdül stoper oynayabiliyor. Neyse. Messi gelmezse istifa. Messi geliyor ya. Transferler. Ya işte Lionel Messi 36 yaşında geliyor. 1 Temmuz 2024 yılında gelecek. Zaten bunu orta saha merkezde defansif oyun kurucu olarak kullanacağım. Hiç yormayacağım bunu. Abi gelecek vadeden oyuncu biraz prestiji düşük takıma getirince neden gelişimi çok yüksek olmuyor? Gelecek vadeden oyuncuları prestiji düşük takıma antrenman tesisleri falan iyiyse aslında gelişim gösterebilir ama mentorluk grubunun da etkisi var. Bayağı etkiliyor oyuncunun. Karakter olarak oyuncuyu ileri taşıyor. Gelişimini hızlandırabiliyor. Fenerbahçe ile sezona başladığımız zaman Emre Belezoğlu'ndan dolayı Ömer Faruk Beyaz'ın gelişimi biraz hızlandı. Çünkü karakteristiğini değiştirdi. İşte normal karakterden profesyonelle geçiyor. Profesyonelde biraz daha e, çabuk gelişim gösterebiliyor oyuncu. Yine 4 1 4 -1 ile oynuyorlar. Hırslı diyelim. Finalist olarak dönmenizi istiyorum. Ay. Aman aman ama Vallahi artık rakip yardım iste diyelim ne diyecek? O olur mu? Hepsine zayıf ayak diyelim. Sert oynayalım ya şu orta sağ oyuncularına, bek oyuncularına, e, Tonali'ye de zayıf ayak. Şu merkezi kitlersek bu adamların top dağıtamazlar bence. Şu adamlar Lengle top dağıtıcı olur. Bu da. Bu ne varmış? En fazla kırmızı kart Ruben Diaz. Ruben Dias'a sert oynasak acaba şey yapar mı ya? Karşılığını verir mi bize? En fazla kırmızı kart gören oyuncusuymuş. Oha ya. Tek başına nasıl bir tane sağ bekten böyle gol yiyorsunuz ya. Adam herkesi çalımladı attı golü. Aynen yaptım büyü Necati Bey. Mahvettin bizi. Aleykümselam Adem hoş geldin. Adam tek başına gol attı ya. Chambers izliyor musun? Ne yapıyorsun? Adam ne yapsın ki biz? Üçüncü stoper diye aldık. İşte orada Merih olsaydı omuzu çakardı yapıştırırdı yere. Ne yapıyorsun? Yuh. Adam tek topla atıyordu golü. <laughs> Yapacak hiçbir şeyimiz yok yok yok. Patates. Aynen öyle geçmiş olsun. Vallahi Kancım hoş geldin geldiğini hissettik hemen ya gelir gelmez adamlar ee, şey. İki tane yapıştırdılar yani. Hiçbir şey anlamadım bile. Ne olduğunu bile anlamadım. Neyse gidiyoruz ama hadi hayırlısı. Adamlar hem hücumda çok kalabalık hem savunmada çok kalabalık. Acayip oynuyorlar. Bak bütün herkes topun arkasında şu an Barcelona'da. Aa, bunları atamazsanız nasıl lan 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 nasıl kaçtı o gol. Benim canım acıdı lan şu an öyle gol kaçar mı? be Pedri be. Yok ya o kafa golü olsaydı belki yalnız sürekli olarak vurduklarımız üstten gidiyor. Koyansa patlattı bizi. Şey Koyansa diyorum. Chambers patlattı bizi. Vay ho Chambers. Çok kötü oynadılar ya. Ne yapalım? Bütün stoperler sakat 3 tane var sadece. Tüh. Neyse. Yarı finale kadarmış. Bari Barcelona kupayı alsın da. Abi ben gülü tekrar santrafor oynatıyorum. Tüm Milan'da ama verimli değil. Fazla gol atamıyor. Ne yapmam lazım? Yanına adam sokman lazım. Tek başına yalnız kalıyor demek Abel. Bak aramız iyiydi seninle. Şu Abel Ruiz'i vermediler bana. Yeter yeter. Ya gelecek sezon alır mıyız? Sakatlıklar olmasa savunma böyle olmazdı. bir tane organize atak geldi. Diğer yediğimiz iki gol bireysel yeteneklerdendi. Yani savunma oyuncularının pozisyon alma ve Engin ön sezilerinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı yedik golleri. Hmm, 3-0 kötü oldu. Bu maç en azından kaleyi bulduk ya. Vayeho, Kalum Chambers, Merih Demir. Kalum Chambers kötü dedim ben ama Kalum Chambers'ı Gene kötü değilmiş. Neyse ya. Bizim sakatlarımız iyileşsin de artık ne dediysek moralleri de bozuldu. Bana Galatasaray için taktik önerir misin? Şimdi nasıl yapayım burada taktik? Yani YouTube kanalımda hazır taktikler var. Onlara bakabilirsin benim yapıp kullandığım. Onları tavsiye edebilirim sana. E, ee, ne oldu şimdi? Bütün şey gitti. Liverpool herhalde bakalım Bayern maçı ne olacak? <laughs> Teşekkür ederim Ardacığım. O Bayern geçmiş. Keşke daha çok imkanım olsa da e, daha çok video atabilsem ama tabii bu fixture diyelim. Türkiye Kupası falan maçı da yapmayacağım. E, şey yapalım ya. Tatile çıkalım. Biraz sohbet muhabbet edelim. Türkiye Kupası falan hiç bakmayacağım bunlara. şöyle 10 Haziran'a kadar tatile çıkalım mı? Demiştim sıfır. Evet sanki bir yerden sonra oyunun dinamiği zorlaştırıyor oyunu. Ee, Egemen oyunun dinamiği değil de çok eksiğimiz vardı ya. Yani Ozan Kabak sakatlandı. Ozan Kabak'ın yerine düşündüğümüz Koensa vardı. Koensa sakatlandı. Üçüncü düşün. Üçlü stoper tandeminin üçüncü stoperiyle maça çıktık ve hep onun olduğu bölgeden yedik. Orta sahada Dorukan'la oynuyorduk. Biraz daha mücadeleci. Dorukan da sakatlandı. Yapacak bir şey yok. Böyle oluyor işte bazı maçlardan önce. 3-4 sene sonra Türk takımları için Avrupa'da kendimizi bir tık daha ileriye atabilmemiz için ne önerirsin? Kadro kaliteni güçlendireceksin, yükselteceksin. Başka hiçbir yolu yok kadro derinliğinin de güzel olması lazım. Bak burada gördün işte yarı finalde belki finale çıkacaktık ama <laughs> elendik patladık yani. Çünkü yede ikerç yedeğin de yedeği gitti ama kadro kalitesi önemli. 6-7 ayrı sayıda deneme rağmen Beşiktaş'ta bir türlü başarılı olamadım. Oyunu yeniden sevdirecek kariyer önerilerinizi açın. Bence Beşiktaş'la devam et. Bak ben Beşiktaş kariyeri yapacağım. Şimdi nasıl olacak? Bak gör nasıl yapacağım. 4-2-3-1 orta sahaya 2 tane böyle mızraklı adam getireceğim çi etleyecek tesislerde bakacağım ona burada. Şampiyonlar Ligi'ni bir kere aldıktan sonra sürekli alma imkanı oluyor. Oyuncularını elde tutabilmen önemli ama orada. Aynen Muhammed. Önemli olan katılmaktı diyelim. Abi Guri için dediğini nasıl yapabilirim? Sağ kanat sol kanattaki oyuncuların hücum yap. Guri'nin yanına girsinler. Oyuncu bakmayacağım şu bitsin bakalım ne var ne yok seni izlemek güzel oluyor hiçbir videonu kaçırma eyvallah Junior. teşekkür ederim abi Galatasaray kariyerinde ikinci sezon şampiyon oldum yönetim bütçeyi sıfır veriyor finansal fair play var o yüzden problem oluyor transfer yapmayacağız demiştin geçen videolarda ama bir kaleci almasak mı elimizdeki oyuncuları satarsak yapabiliriz bunu sadece orta sahaya da güçlendirmemiz lazım gerçi Garate'yi şimdi kullanacağız Messi geldi Orta saha merkezde defansif oyun kurucu olarak oynatacağım Messi'yi. Aslında Messi ne, ne regista oynar biliyor musun Messi? Kamil demiş ki ya bırak sen oynamayı bilmiyorsun. E tamam sen aç sen oyna seni izleyelim o zaman. <laughs> Niye geldin izliyorsun o zaman? Abi Guri için ha, şey yaptık. Dört büyüklerde ilk sezonda yarı finale çıkabilebiliyor. İkinci sezon dört büyüklerde ikinci sezonda yarı finale çıkılabiliyor kolaylıkla. Yani pek zannetmiyorum ya. Ama şey bilindik şey oyuncularla evet dediğin doğru çık çıkılabilir. Taktik açıdan zayıf kaldık ilk maç. Ya taktik açıdan değil de hücum oyuncuları orta orta saha oyuncuları ya Barcelona ile oynuyoruz biraz da o var ya. Yok yok yaşlı kaleci ne yapacağım? Chambers yolcu mu? Chambers kalsın teklif gelirse satarız. İngiliz oyuncu. İngiliz oyunculara her zaman şey olur ya İngiltere'den. Alın yani korkmayın. Premier Lig'e satarsanız. Ben Fenerbahçeliyim. Kiralık oyunculara fazla abanmak oyunun ruhunu öldürüyor mu? Misal 8-10 tane olunca gerçeklik azalıyor. Yo pek zannetmiyorum. Niye öyle bir şey olsun ki? Ya sonuçta transfer edemiyorsun. Transfer bütçen yok. Paran yok. 8-10 tane fazla da 3 tane falan yapsan. 4 tane ilk 11 için. Bizim ülke hep küçümse anlamsız bir şekilde. Beğenmiyorsan git ne diye millete sallıyorsun. Evet var böyle şeyler. Abi Muriç'in yanına Levlevi gibi gol atması için hangi rol? Ne? Muriç'in yanına... Yaratıcı forvet kullanabilirsin. Komple forvet komple çok sevmiyorum ya. Topu ayağında tutuyor biraz o yüzden sevmiyorum. Yaratıcı forvet daha iyi. Daha net. Yok Salih bende öyle bir şey olmadı. Transfer gelmedi. Teşekkürler Mertcan. Hoş geldin. Abi Umut Bozok'u satın aldım. Nasıl? Yani orta orta seviye. Taraftar Mininko, Savici alabilecek param var da gelmiyor. Uğurcan Çakır 49 milyon Arsenal transfer oldu. 3 sezondur az kaleci. Evet. Uğurcan güzel. 155 potansiyeli vardı galiba. Pedri'yi hiçbir şekilde alamayız artık. 198 milyon. 100 milyon euro falan ver fazla vermek lazım. Bilmiyorum ki seçim vardı zaten gene. Başkan değişiyor. Bir şeyler oluyordu. Bak Yiğit Discord linkini attı. Şu arkadaşlar Yiğit. Bizim Yağız'ımız. Yağız, Yağız Yiğit'imiz. Adamın isme bak. Yağız Yiğit. Bütün dövüş şeylerini biliyor. Full kontak. Wing Chun. Hepsini biliyor. Yağız Yiğit. Kolay mı öyle isminin taşımak? Vedat yerine bir forvet. Evet aklımda. Almanya'da şampiyon oldum. İngiltere'de sıradaki durak neresi olsun. İtalya'ya gitti. İtalya güzeldir. Panik <laughs> maç. <laughs> 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 evet evet o transfer paralarına çok güzel çöküyorlar ya. Bakacağım birazdan başkana. Yardımcı ekibi geliştirmek için antrenör alacaksın. Asistan menajerden başla. Abi İngiltere nasıl gözlemci yollanıyor gösterir misin? Burak'cığım üşenme. Bu Fenerbahçe kariyerinin ilk bölümünü aç. Orada gözlemcileri nasıl kullandığımı gösterdim. Oradan istediğin gibi öğrenebilirsin. Daha detaylı anlattım. Naci Ünlü iyi bu oyunda. Aşırı hızlı forvet alıp fırs fırsatçı golcü de sadece hız olarak düşünme ama. Ön sezi lazım, soğukkanlılık, ilk kontrol, bitiricilik bunlar da fırsatçı golcü için geçerli. Fırsatçı golcüyü şöyle düşün, süratli olduğunu düşünme, ceza sahası içinde de bitirici bir adam olduğunu düşün yani. Uğurcan'a 3. sezonda en fazla 12 verdiler. Ben de her sezon oynadı. Altın takıma seçildi. Dünya Kupası'nda da. Oynadığın ligle de alakalı. Şimdi sen onu 12 milyon euroya Arsenal'e satsan orada direkt çıkacak. İmza atar atmaz 25-30 olacak belki değeri. Takım itibarı. Takım itibarını geçtim. Oynadığı lig itibarı da çok önemli. Barça 2 maçta bir maçta berabere kaldık. ikinci maçta yenildik ya. Hiç varlık gösteremedik. İkinci sezon Gustavo 10 milyon sat. Sat sat. Kaç kaç yaşına geldi? İyi para 10 milyon. Pedri'ye 110 ver. Ha efsane olmuşum. Başarım kazanmışım şu an. Aşağıda bir başarım çıktı. Deniz Türüç'e 20 19'a satmıştım Deniz Türüç. Bellingham ya şeydeki Birmingham'daki oyuncu da e, bedelsiz alma ihtimalimiz vardı almadık onu ya. Pedri'nin yerine adam bakacağız zaten mecburuz. Pedri gidiyor da Silva da gidiyor. Orta saha %70 oranında çöküş. Bir işte Garate biraz daha oynadı. Bu sene biraz daha geliştirdi kendini. Ee, hadi solda Mezzala olarak olabilir ama Mezzala hücuma kesinlikle çok süratli. Bellingham'a bakalım. O çok süratliydi hatırladığım kadarıyla. Belki olur. Ordu kariyerimde 17 sezon oynadım. Ömer Beyazı 19 yaşında. Halha ben anlayamadım bir şey. Abi daralmadı mı? Ben 4. sezondan sonra bıraktım çünkü lig seviyesinin çok üstüne çıkıyorsun. Yoo daralmadım Mücahit. Niye daralayım? Oyuncu geliştiriyoruz, oyuncu değiştiriyoruz. E bir de ilk sezon hiç transfer yapmadım. O sıkıntıyı yaşadım. Brezilya'dan Regen forvet geldi. Belki Muriç'in yerine onu monte ederiz. Metan güçlü. Evet, Metan güçlü. Hakikaten Metan güçlü. Bizim için o adam şey oldu ya, yaşlandı artık ya Metan güçlü. İlk duyulduğunda bayağı şeydi. Popülerdi Metan güçlü. Epey alıp kullanılıyordu. Oyunda rakip talimatları ve bireysel oyuncu talimatları ne kadar önemli? Ya bireysel oyuncu talimatları rakip talimatlardan daha önemli diyebilirim ama e, ya şöyle bireysel oyuncu talimatlarında da oyuncunun da kaldırması lazım. İlla orada talimat var diye her şeyi seçmene gerek yok. Çünkü sen oyuncuya bir rol verdiğin zaman zaten o rolün görevleri var. O rolün görevlerinin haricinde ekstra bir şeyler istiyorsun. Bu da oyuncunun Oyununu etkileyebilir, futbolcunun oyununu negatif yönde etkileyebilir. Tümünü okundu diye işaretle bakalım ne olmuş? Ee, Türkiye Kupası final penaltılarla kazanmışız, 4-1-3-2. Öztep'e maçını da almışız. Ne yaptık? 106 gol, he? 103 golü geçmiyor, 106 gol atmışız. Girasun Spor çok yardımcı oldu, 16 gol attık iki maçta. 87 puan. Ama Ömer'i mecbur bıraktım. Şarkede kiralık Ömer. Oyuncuyu gözlediğim. Şarkede oynamış mı? Oynayamamış. Ben fiyat sorayım bakayım ya şuna. Gerçi bu da gitti geldi kaç milyon euro maaş isteyecek. <laughs> Allah yere oynatacağım. Oyunculara ilk teklif ne zaman gelmeye başlar? Zaten sezonun ilk maçında 3 tane mi 4 tane mi ne penaltı vermişlerdi ya. Ama şey çok fazla şimdi 3-5-2 kanat bekleri hücum kullanıyoruz. Topla birlikte boş çaprazdan çok içeri giriyorlar. O süratle girdikleri zaman yapılan tüm müdahaleler boşa kaçıyor ve penaltı oluyor. Oradan çok ekmeğini yedik bu şeyin taktiğin. Hakkı minus 05 yolcusun. Versinler parayı alsınlar. Kanat oyuncularına karşı alerjim var. Ama Adem'cim ne yapayım ben? Ekstra bir şey yapmadım. Türkiye liginin kalitesini ve popülerliğini yükseltmene gerek yok Ozan'cım. Editörden gireceksin. Bütün takımlara transfer bütçesi vereceksin. <laughs> itibarlarını arttıracaksın. Bütün takımların itibarını 8 bine çek. Hepsine 200 milyon euro transfer bütçesi ver. Kendi takımın haricinde. O zaman görürsün daha iyi oynuyorlar. İstedikleri oyuncuları da alabiliyorlar. Türkiye Ligi'nin kalitesinin düşük olmasının sebebi finansal fair play'den dolayı. Doğru düzgün transfer yapamıyor takımlar. Bir de enteresan oyunculara enteresan paralar veriyorlar. Yani Beşiktaş'a bakalım mesela şimdi. Gene dördüncüler yani. E, İsim Atmiran hala stoperde. Şimdi siz hangi kaliteden bahsediyorsunuz baksan Adam hala stoperde. 10 kere gitmesi lazımdı bu adamın. Larin var burada. Adem Laiç. Gerçi 10 gol atmış ama yine de artık yerine yenilerinin gelmesi lazım. E para yok. şey de yok. Vizyon da yok. Kimmiş bu? Kim kime tek... Ben siz böyle bu paralar oyuncu alıp satamazsınız. Ne dersiniz beyler? Bizim mezzalı hücum oyununa uyan bir oyuncu. Çalışkanlık... Gerçi çalışkanlık yok ya. Ama geçiş oyununu çok iyi yapar. Hız hızlanma çok iyi. Teknik, özel yetenek, tavan. 91 milyon euro. Dur bakalım aşık atalım ya biraz. Almayacağım da. Biraz adımız duyulsun. 94 milyon euro verdiler. Uuu. Avrupa Birliği'ne üye olmuş. Hadi bakın dahil olmuş. Ee, şimdi Luis Alberto'yu A takıma alalım. Osvaldo sen git ya. Nereye gidiyorsan. Allah yar Sayed Maneş. Gene bir şey olarak kalsın. da adam da yok biliyor musunuz? Hiç kimse gelmiyor altyapıda. Genç oyuncu adaylarımız falan çıkanlar çok kötü. Ee, gelecek başka oyuncu yok. Burada gidecekler. Şöyle bitiş tarihi yapalım. Emerson, Da Silva. Şu üç oyuncu gidiyor. Senin son videonda iki transfer aşırı hoşuma gitti ama abi Nenad Bielisa ilk defa bir CFU'da bu kadar iyi hamleler gördüm. Evet. <laughs> Güzel transferler yapmış. Ama şeyi de yaptım Burak oraya. Bütün ekibini getirdim. yani asistan menajer getirdim iki tane gözlemci getirdim onunla birlikte yani kendi takımındaki gözlemcileri belki o yüzden olmuş olabilir Moriba Barcelona'da onu nasıl alalım mokoyana' geçti artık mokayanalık şey değil diğer canlı yayını açık unutmuşum başka canlı yayın yok bir tane var. İki tane canlı yayın nasıl açabiliyorum? Bu da benim. Onun linkini göndersene. Var mı öyle bir şey? Aleykümselam. Türkiye altyapısız derecesi. Evet altyapı derecesi çok düşük Can. Doğru söylüyorsun. Bir de her sene çıkma garantisi yok. Avrupa Ligi sıralamaları 8. sıraya Türkiye Süper Ligi 13. olmuş. Bu Avrupa puanları şuradan puanlara bir bakalım. Şuradaki 7 a 7800 olmuş ama. Yani benimle birlikte Galatasaray kaç, 7000'lerde başlıyor bunlar? 6900'lere düşmüş. işte yani oyuncular da gelmek istemiyor, para da yok. Hepsi bir araya gelince de takımın şey ligin oynanabilirliği düşüyor, zorluk seviyesi düşüyor. Antonio Marin'lik bir şeyimiz yok, durumumuz yok. kanat oyunu oynamıyoruz. Saç taramadım ya saçı başı. Ev hali öyle. Nasıl olsa yarın saçı başı tarayıp işe gideceğiz. <laughs> Herkes şey diyor işte karantina bitince şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ben şey diyorum, karantina bitince karantinaya gireceğim. Ne oğlum öyle bir şey yok ya. O linkte bir şey görmedim. İki yönlü bek neden kullanmıyorsun? Neden kullanayım? Neden kullanmam gerektiğini söyle Turancım. Ben de neden kullanmadığımı söyleyeyim. Yoksa sen farkı sorduğun için mi neden kullanmıyorsun diye sordu. Discord linki Yağız Bey atıyor. Diğer yayın tarafında diğer yayın Allah Allah. Tanrı bekleniyor bekleniyordu. <laughs> Süperlik sponsor tablosunda zirvede itibarı az da olsa artmış. Ya Özgür Özer gelişsen olacak her yere. Maaş bütçesinin arttırılması konusunda toplantıya katılalım ya ne kadar güzel. Başkan Durmuş Turan. Buymuş başkan. Durmuş hoca. Durmuş başkan. Sosyal medya e kabul et diyelim. Dünya kupasının falan kadro seçim kuralları. Abdülkadir'e Ömer Beyaz'ı beraber oynatmak çok zevkli oluyor. Altınordu kariyerimde biri kaptan, diğeri ikinci kaptan tavsiye ediyor. Nasıl aldın? Parayı nereden buldun? Fenerbahçe 14 oyuncuyu serbest bıraktı. İyi yaptı. Abdülcebrail %15. Ya gelmedi bize Manchester United'a gitti. Ya i̇ki yönlü bek biraz daha serbest oynuyor ama kanat bek e, direkt böyle çizgiye indiği için biraz daha çok seviyorum ben kanat bek'i. İki yönlü bek'in sağ solu belli değil yani bana göre kanat bek daha geniş alanda daha çok çizgiye inerek oynuyor veya ben öyle gözlemledim. da Silva yeni orta. Bir de e, kanat bek e, bir kanatta tek başına oynatacaksan kanat bek hem savunma hem hücum. Ee, sorumluluğunu üstleniyor. Önünde kimse oynamadığı için de kanat bek tercih ettim. Da Silva gidiyorsun ama 56 milyon euroya veriyorlar lan adamı. Bu adamı satıyorlar dur. Hemen bizim çılgın pazarlığımıza geçelim. 50 <laughs> maça çıktıktan sonra da 15 vereyim verin hadi hadi paket yapın. Touch tablette yok, Bil şey e, bilgisayarlarda oynanıyor. Touch da e, FM Touch şey yapamıyorsun, çok fazla lig seçemiyorsun zaten. Sana sınır getiriyor. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam ülkeden 3 ya da 4'lük falan seçebiliyorsun. Veri tabanını çok arttırmıyor. Abi çok soruyorum kusura bakma ama Xavi Simons şu an 22 yaşında. Bir bakarsan dur bakalım önce bir şeyi halledelim. Ya bu adam böyle yapmayacak anlaşıldı. Peşin paralarla verecekler bize tamam. Al 40 veriyorum. İnşallah verir 53'e. Bir anda da biz şey yaptık ama gaza geldik iptal ettik. Lovro Mayer'i hiç sevmiyorum ya. Evet güzel bir oyuncu. Hırvat orta saha. Bu Lovro Mayer'le alakalı tamam mı? enteresan bir olay var. sevemiyorum bu adamı. Mükemmel bir adam ya. Harika bir adam ama niye bilmiyorum. Sevemiyorum. Belki biraz hantal olduğu için şu anki oyun tarzıma uymadığı için de böyle gelebilir. Ama hala Dinamo'da adam ya. Dinamo'da var mı şöyle güzel bir orta saha oyuncusu? Omar. Adamlar oyuncu fabrikası ya. Ya hakikaten nasıl bir topraksa topraktan oyuncu yetişiyor resmen ya. Jean-Pierre Mezzala. Evet Jean-Pierre güzel oyuncu. Da Silva'yı 60'a kadar çıkar ya. 60'a kadar yolu var. Alırım yani ben bu adamı. Affetmem. Çok güzel bir adam. Biraz cesaret falan düşük ama olsun. Birazdan bakarız oyunculara. Daha bir transfer sezonu gelsin. Oyunculara teklifler yapılsın. Ee, beyler Abdül Cebrail'i satalım mı? Ne diyorsunuz? Şöyle bir dakika bir anket yapalım. Hep unutuyordum ya. Şu anket sitesinin adı neydi beyler? Bir yazsanız şu anketi. Regen istemiyorum ya mezzalaya. Reiner e, gördüm gözlemledim zaten. Santrafor işimizi görebilir. Bayağı iyi. Damian işe yarıyor mu transferde falan? <laughs> Vallahi en son futbol direktörüne eğer yani Demin Komol'dan bahsediyorsan ben transferleri bırakmıştım canlı yayında. İki tane kaleci almıştı. iki kaleci varken Stravpol muydu? Ha yani Stravpol. Evet. Şimdi Abdül Cebrail ile alakalı buraya yazmayın. Satalım satmayalım diye. Size şöyle link attım. Bu linke geçin abi. Bu linkteki anketi doldurun. Abdül Cebrail'in satılıp satılmayacağına karar verelim. <laughs> Herkes satılsın diyor. Heh, neyse satılmasın da geldi şimdi. %50 %50. Ben bilgi işlemciyim. Teknik heyet personelinin sözleşmesi sona mı eriyor? Ben şu teknik heyet personelinin sözleşmeleriyle ilgilenirken sizler de ankete katılım gösterin lütfen. Beraber karar verelim. Abdül Cebrail satılacak mı, satılmayacak mı? Beni uğraştırmayın beyler. Bana yardımcı olun. Bak daha Beşiktaş kariyerine başlayacağım. Daha doğrusu planlamalara başladım. Güzel bir kariyer olacak. Evet, görüşmelere başla diyelim. Yıldız demeyelim, önemli oyuncu diyelim. Çok fazla sözleşmeden beklentisi olmasın. 5 yıl milli takımda 10 milli maç oynarsan 7.5 veririm sana. Hiç sorun değil. Aa! Yanlışlıkla çıktım lan. Kan şekerim düştü herhalde. Daha da gelmez bu adam bize. Ah kan şekeri böyle bir şey işte. <laughs> Pavlovich gidiyor. E, 130 O'ya ulaştık ve e, şey satalım diyor herkes. Abdülcebrail'i satıyoruz o zaman. 15.5 Bornemont e, Sallıyorum şurayı 15 diyeyim. Verirler mi? Oha verdiler 18.75 Hangisine giderse gitsin. Evet, her oyuncu için böyle şey yapacağım. Anket yapacağım. Ya elimin ayarına şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Rejistreyi alıştırabilirsin Ömer Faruk Beyaz. Regissta için uygun özellikleri var zaten. Hatta ben bir ara Dimitri Payi'yi Regissta'ya alıştırmıştım ya. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Fenerbahçe kariyerine. Devam edeceğiz. Ne güzel kaçırdım adamı görüyorsunuz değil mi? Evet çıktı. %56 evet sen beni mi kandırıyorsun? Satma çıktı. Satalım mı? Evet satalım demişler. Eldar Civic ya işte. Bak bak orada satma çıktı diye bana bir de çifte neyse bekleyelim sen bir yatışalım Anlaşacağız seninle biz. Çok iyi anlaşacağız. FM Türkiye kapandı evet. Gerekli ilgiyi izleyiciler, kullanıcılar artık ne diyeyim FM tayfası tarafından gösterilmediği için kapanmak zorunda kaldı. Kalifa Kulibali. Pedri'yi denesene. Deneyelim bakalım Pedri'yi. Onu da yüzümüze... O, bunu da beceremem ben. 137 milyon euro. Sonraki satıştan %30'unu bize ver. Hiç değilsin biliyorsun değil mi? Hocam kolay gelsin. Editor Altınordu'nun yabancı transfer yasağını kaldırabiliyor muyuz? Altınordu'da başkan değişince de herhalde şey oluyor diye. Abi madem Fener kariyerini bitireceksin editörden Ronaldo'yu alsana. Fenerbahçe kariyerini bitireceğimi nereden çıkardın ya? Bitirmeyeceğim dedim şimdi. Bakalım Ronaldo ne durumda? Antrenör. Gel lan. Gel hadi gel. Gel biraz para kazan. Seni A takım antrenörü yapacağım ben. Düşünsene antrenmanda. Messi oynuyor, Ronaldo antrenör. Evet Orhan, şu şey gelsin. Transfer sezonu bir açılsın. En geriden öne doğru ilerleyeceğim. Stoper. Ya bu Florent da Silva'yı nasıl ben şey yaparım ya? Biraz övgüde bulunalım ya. Biraz gaza getirelim. Belki bir ihtimal yumuşar. O Ahmet Junior Traore evet Sassuola'daki şimdi kim bilir ne hale gelmiştir. Az kaldı az kaldı beyler 1 Temmuz'a az kaldı. Pavlovic gidiyor Roma'ya. Aa. <laughs> Aa. 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 Şu an Oyuncu zaten bende olduğu için şey yapamıyorum. Şu an çok ikilemde kaldım yalnız ha Juventus. Brezilya'ya geçiş yok. Brezilya'ya geçişi Beşiktaş kariyerinde yapmayı planlıyorum. Normal başlayıp sonradan istediğimiz kadroyu kurduktan sonra Brezilya'ya geçiş işini yapacağız. Ben Tankur'lar falan. Ne güzel oynarlar bunlar. 3-5-2 ben dark skin kullanıyorum. Bundan başka bir şey de kullanmıyorum. Bir görüşmeye katılalım ya. Çok sıkıntı olmaz herhalde. Bir dakika şöyle yapayım. Ee, oyunu farklı kaydet diyelim. Fenerbahçe ee, nedir bu? Beşinci sezon sonu yapayım da. Sadece görüşme yapacağız ya. Aleykümselam Mustafa. Hoş geldin Mustafa Akman yazmış. Kusura bakmayın bazen oyuna dalıyorum. Yazdıklarınızı okuyamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Zebre'ye gidelim mi? Beyler yeni bir oylama daha açıyorum. Adı zebreye zebreye binelim mi? Ankete katılmak için gönderdiğim linke tıklayın ve oylarınızı kullanın. Juventus'a gidip gitmeyeceğimiz böylelikle belli olacak. Oyuncuyla ilgilendiğimi açıklayamıyorum sanırım çünkü zaten benim takımımda. Ha buradaymış tamam. Ha tamam tamam çok güzel. Evet hadi bakalım ne olacak. Şu an Hayra doğru gidiyor. 95 oy evet Fenerbahçe'de kalmam yönünde baskılar devam ediyor. 90, 100'e ulaştığı zaman bakalım ne olacak. Buradan yazmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Ankete katılırsanız... Ya 112 oyu geçti, 100 oyu geçti. Hayır var, tamam. Zebra'ya bilmiyoruz o zaman. Karşımıza geldiği zaman Zebra'ya bineceğiz. Tamam. Fenerbahçe'deyiz. Kalıyoruz. Bir yere gitmiyoruz. <laughs> <laughs> Lisandro Martinez. o Can bak şu an var ya beni can evimden vurdun biliyor musun? Sana siyasiye benden can evimden vurdun şarkısını gönderiyorum. Buradan açamıyorum telif yeriz diye. Lütfen sen açıp dinler misin? Siyasiye ben can evimden vurdum. Zeki Olimpik Lyon'a gitmiş. Kaç paraya gitti acaba? 27,5 milyon euroya gitmiş. Bayern'e gitmiş. Orada Muslera'ya sormuştunuz. Muslera ne durumda diye. Antrenör boşta. Lan senin gibi baba yiğit. Şunu merak ettim. Antrenörlük 118'miş ya. Yani yok, o da tırt. Abi her gün nasıl vakit ayırıyorsun FM'ye? Her gün vakit ayırmıyorum ki. Aha. Büyük kavga var antrenmanda. Büyük kavga var. Tercihlerden geliyorsun koyu ton diye. Bilgi işlemciyim ben Juninho. Telif yüzünden Twitch daha iyi ama sonra yayın tekrarını izlediğin zaman Twitch'te de ses kesiliyor bazı yerlerde. <laughs> Yok Egemen'cim binmeyeceğim. Buradan devam. Hocam Luis Florentino'nun profiline bakar mısın? Dostum dur bizim aklımıza sokma şeyleri. Luis Florentino şu orta saha. 1 Temmuz gelse de hadi para harcasak. Aa, Vieira geliyor. Messi geliyor. Postema. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet 19 milyon euroya gitti Pavlovic. Güzel oldu. Aman vasi kimmiş ya. En iyisi değil lan. E, tabi siz yenilikçisiniz Yiğit Bey. İlker'cim teşekkür ederim. Discord linkini göndermiş. Discord'a gelip e, sohbet muhabbete katılmak isteyen arkadaşlar olursa. Yani öyle çok akıcı bir sohbet olmasa da gene sorulan sorulara mümkün olduğunca cevap veriyoruz. Sohbet muhabbetimiz oluyor. Abi bu oyunda genç oyunculara verdiğin önemi kendi kızına verdin mi? Yuh! <laughs> Game Pass'te almaya değer mi? FM oyunu. Game Pass. Ya oynayacaksan al. Hani benim gibi bir adama futbol manager alınır mı diye sormak ee, bir şeydir. Hani cevabı belli. Kesinlikle evet. Ivan Laka'ya bak ya git git nereden getirdik futbol direktörü diye getirdik sözleşmeleri sona yarıyor 2025 bir seneleri var şimdi bizim şu yardımcı forvete bir bakalım Luis Alberto ee, ya çok dengesiz çok güçsüz gerçi genç gelişim gösterecek ama dayanıklılık. Dayanıklılık şurada biraz denge çalıştıralım. Bu çocuk olur ya, soğukkanlılığı falan gelişir daha 18 yaşında ben inanıyorum. Hatta şöyle yapalım. Yardımcı hücum bile yapabiliriz. Evet, böyle yapalım. Biraz daha iyi olur. Evet, bizim Florent Da Silva'mız buradaymış. Abi, Rüstandal'ı, ikinci yer oyuncuları bilmiyoruz. Fm21 için ne düşünüyorsun? Üf, bilmiyorum. Şimdi... <laughs> Bütçemize bakalım, paramıza bakalım. Bir tane taş gibi stoper alacağım ya. 50 milyon euroya kadar yolu var. Oğuzhan'cım tek tek indirmen lazım. Güncelleniyor çünkü. Bir şeyin üzerine ne kadar çalıştırıp sonra değiştirebiliyorsun mesela dengeyi. Şu an 8'di denge. 11 olduktan sonra bırakabilirim. 11'den sonra artık zafiyet olarak gözükmüyor ama sana kalmış. Tamamen dengeye de ağırlık verebilirsin. Görüşmelere başlayalım ya. Paşam benim ya, özür dilerim. Sen ne istersen vereceğim. Oo, 10 milyon eurolara çıkmış. Bak 8'lere falan çıkmış, görüyor musun? Tamam, vereceğim sana ya. Ben 7 8 ne istiyorsan vereceğim, mecbur. Şimdi aldığımız oyunculara bakalım. Bir tane Santrafor almışız. Ee, Valla bu adam İngiliz. At gibi koşar. Bu işi götürürüz bence. Postema. 22 yaşında Santrafor. Hollandalı Santrafor. Evet elimizdeki Santraforları satacağız. Fabio Vieira. Messi geldi oğlum ya. Messi. Messi bir dakika bir dakika. Şu an Messi çıldırtacağım. Cristiano Ronaldo yaptı. Teknik antrenmanı çalıştırayım mı? Ya. Ne yaptırayım? Ee, Rakipten sürekli çalımı. zayıf ayağını kullanmaktan geç bunu. Ulan ya. Neyse vazgeçtim. Fabio Vieira. Bu da idare eder orta sahayı. Benim bir teşekkür hak ettim. Bence Furkan'cım ne oldu ben kaçırdım ama. Jonathan Neal. Evet ofansif orta saha. Orta saha merkez. Evet, bu Jonathan Neal da. Mezzala. Aslında Mezala işini bunlar. Ya Mezala hücum işini bu çözer mi acaba? çok süratli. ilk kontrol falan bayağı iyi, Ayağı düzgün ama neyse. Biz şimdi e, önceliğimize geçelim. Taş gibi stoper alıyoruz beyler. Dortmund diye ya teklif yapmış. Sonraki satıştan elde edilecek kardan payı istemiyorum. Tamam bana 10 milyon ver. 20 de ver. 30'a al adamı. 17 milyon euro yavaş dedi. 25'e satarsak güzel para bence. Evet. Evet. Şimdi stoper. Taş gibi stoper. Hadi. Maraş kumbulla. Ee, gelişmemiş hiç. Benim vardı ya not ettiğim şu genç. Neymiş? Ha, Leonidas. Bu muydu? Bu da tırt gelişmemiş. Omera git yazmışım. Onda da tırt. Adam hem sabek hem stoper olmuş. Pozisyon alma çok kötü. Ferdi 22'ye falan satmıştık galiba ya. İlk sezon 22 miydi? 23 müydü? <laughs> 22'ye satmışız Crystal Palace'a. Bastoni olabilir. Evet İtalyan'ı severim İtalyan stoper. Ee, Bastoni Inter'de. Bir dakika bakalım bizim işimizi görüyor mu? Fasör merkezde oynatsam Hava ee, toplarına hakim hızlanma fena değil. Tam baston işimizi görür bence. Bu, bu tarz bir stoper olabilir. Güzel. Dayot Upomecano. Dayot yazalım çıkar zaten. Hmm, Dayot da olur. Adamlar kafa kafaya zaten. Bunun pas falan biraz daha. Oha fiziksel özellikleri bunun tavan da. Dayot'u yapıştıralım ya. Ne istiyorlar? 87 milyon euro. Alırım ben bunu. Dur. 30 vereyim. Peşin. 3 taksit. 15 vereyim. 50 maç sonra da 10 vereyim. 87 tiko. Ne diyorsunuz? Lan tamam lan. Vereyim bakayım ne olacak. Belki adam gelmez. Çağlar Evet Çağlar. Ağlar yazdım. Çağlar oyuncu geldi. Ya. Ya yok ya Çağlar. Bir, bir tık bundan daha iyi olması lazım ya benim alacağım oyuncunun. Yok Mert Çetin falan da istemiyorum ya. ya. Bana Baba Stoper lazım. Bu Dayatu mekano gibi. Bak Bastoni gibi. Ya, Rugani olabilir evet. Tamam Rugani olur. İşimizi görür yani Rugani. Bu Rugani de olabilir. Bak, e, savunma özellikleri çok üst düzey. İşte pozisyon alma, markaj, hava toplarının hakimiyeti güç. ve soh gelmiş. Paris Saint-Germain'in alt takımı bu da olmaz ama bu, bu olmaz ya bu. Bu mu? On bu super bile değil ya. Başka da endişka diye adam yok. Valenti. Yok sonuç bulamadık. Bakalım o oyunculara bir gözlemci gönderdik. Şöyle oyuncular yapalım. Dalot. Am Ampadu olmaz ya. Ampadu'nun da şeyleri var. Ya böyle taş gibi stoper ya. Bak Upamecano'ya veririm 80 milyon euro, umurumda olmaz ha. 15'te şurada 27 yaş arası yapalım. Ruben Diaz. Rubendias Barça Barça vermez. Todibo. Bak Todibo da çok güzel değil mi? Eder Militao evet City'de. Lisandro Martinez gelmişti. Bunda hava toplarında eksikliği var. Saliba, Saliba bizim eski oyuncumuz. Nikola Milenkovic de çok güzel. Tomori evet. İbrahim'e Konate. Konate'de ne eksik var? Agresiflik eksik. 60 milyon euro buna vereceğim. Opa Mekano gelir inşallah. Luis Felipe. Ben Godfrey. Bu nasıl değişik bir adammış ya. Böyle stoper mi olur? Yalnız çok özel bir stoper ha. Orta sahada oynat. Stoperde oynat. Top kapma 15. Soğukkanlılık 16. Pozisyon alma 15. Transfer listesindekilere bakalım. Beyler buradan kararımızı veririz. Noah Kenne. Nasıl bir stoper lan? Aa. Christian Romero nasıl? Ne diyorsunuz? Şey biliyorum o e, Licano'yu şeyde Torino'da Saliba. Saliba'ya çökelim ya. Bizim oyna... Gerçi bunu da top kapmada biraz şey var. Özellik ya bir özellik filtremeyi neden kullanmıyorsun? E zaten fiyata göre sıraladık ya. Üst düzeylere bakıyoruz sadece. Bu bizimle oynamıştı kiralık 2 sene. Güzel oyuncu. Fiziksel olarak güzel. E, top kapma biraz zayıf gibi ama ne diyorsunuz beyler? 14 top kapma çok sırıtır mı? Pozisyon alma, konsantrasyon falan çok iyi. Maliyet 81 ile 100 şey arasında gözükür. Yeru Yok ya Meguair geçmiştir. Nordi Mukiele. Ön sezi pozisyon alma kötü. Top kapma çok iyi. 46 milyon euro. Nikola Katic. Hayatın Ampadu. Ampadu'yu geç. Şöyle yanına adama yaklaştım. Yere düşecek bir stoper lazım. Ha, burada Likano. 29 isadio, Jerome Onguene. O da şey değilmiş herhalde, kiralık değil. Şey satılık listesinde değil. Çok güzel, de satılık listesinde değil. Fiyat soralım. Zagado geç bunu Axel Axel pozisyon Top kapması kötü Diego Leite de fena değil Elvide, Ruben Diaz parça da gelmez Top kapma Monik. O Babiç mi kaldı? Şu an Babiç Babiçlik bir şeyimiz yok, durumumuz yok. Malanksar çok atletik bir oyuncu ya Sar. Ee, top kapma çok yüksek değil, markaj da yüksek değil ama bayağı dengeli, dayanıklı, güçlü bir oyuncu. Fena değil. Bakalım ne kadar isteyecekler. Şu oyunculara bir fiyat sor diyelim aklımızdakilere. Pozisyon alma 12. Elbette evet çok güzel. Keneh de fena değil gibi gözüküyor. Bakalım önerdiğimiz şeyler ne, ne, e, ne şekilde dönecek? Eee Ufa Mekano gelmiyor. Geç. Adam kendisi gelmedi. Gitsin önemli değil ya. Satacağımız oyuncular var. Kimpembe'ye bakalım. Biyelik de olmaz ya. Ravil Tagir burada çok kötüdür. Ben ilk beta versiyonda açtım bu save'i. Kimpembe, ve Paris Saint Germain'de e, oynatıyorlar mı? Geçen sene 29 maç. 69 veriyorum vallahi adama. <laughs> Sözleşmesi sona eren oyuncular hep 34-35 yaşına gelmiş. Matthew Henry 24 yaşında geç bunu da. Mali duruma bakalım. Transfer bütçemiz 83 milyon euro. Ee, şey yapalım. Oyuncuları satılık listesine koyalım bizde. Vedat Muric'i satacaktık. 15'e verelim Vedat. I. Artık en verimli çağlarında geçirdi Vedat. 30 yaşına geldi. 15'e gitsin. Guri'ye gene teklif gelecek ben inanıyorum. Guri'ye teklif geleceğine. Ee, satacağımız başka da şey var. Kalum ee, Chambers. Ferro Luis Felipe. Luis Felipe de Dortmund'a gitmiş ya. Şeydeydi. Napoli miydi? Neresiydi? Ha, Lazio'dan. Para olacak alacaksın 26 milyon euro. Çok güzel bir oyuncu. Çok beğeniyorum bunu. Biraz sor diyelim. Transfer teklifleri gelmiş. Vedat Muriç 11 milyon euro. Şaktar. E, tamam gitsin. Biz de şeyin doldurdu Vedat. Teşekkür ederiz yaptığın. Evet neymiş? Hadi hadi. Çağlar Soyuncu de çok şey değil ya. Ya biraz daha üst düzey bir stoper bakmak istiyorum ben. Evan Endic Gayas. Endic. Yok. oyuncu yok de Veri tabanından dolayı olabilir. Aa Nikola Dominguez'e kaç para istiyorlarmış? 76 milyon euro bon servis istiyorlar. Şöyle bir işe yapalım ya. 76 istiyorlar ya. Ee, burada stoper kim varmış? Bakalım. Mevkiye göre sıralayalım. Burada varsa bir stoper. Bunun fiyatını sorduk. Coutinho yok ya. Uche, Agboteo, Hernandez. Geç bunları. Ya beyler şöyle de bir durum var. Şimdi bizim de istediğimiz altta çıktı mı? Ha bu pardon pardon Frankfurt. Bu stoper mi? La o kadar da yazdın ha. Vallahi bir keşke şey yapmasaydım. Moralim bozuldu şu an. Herhalde gelişmemiş hali bu. Diye ümit ediyorum. Beş para etmez bir oyuncu onu söyleyeyim şu performansıyla şey şu profiliyle profiliyle beş para etmez. Muhtemelen daha iyi çıktığı profilleri vardır. Nikola Katiç. Kaç para istiyorsunuz acaba? Fena değil bu adam yine. Teklifi yapalım. Ferro, 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 Ferdono. Ferro Portekiz'e gitmiş. Şey Portekiz'de oyuncu Chelsea'ye gitmiş. Benfica'da falan var mı? Burada sıkışmış kalmış. Daha iyi takımlara gitmek isteyen. Paramız var. Stoper alamıyoruz. Bence bizim alacağımız Christian Romero. 59 milyon euro istiyordur. Bakalım 20 verelim ne diyecek? 115. Tamam tamam hemen hemen yani. <laughs> Abi stoper arıyorum. Talişka yazıyorsunuz. Lucas Pacueta yazıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Savunma şeyden başlar. Hücumdan başlar. Zagadu'yu geç... Yani Nikola Katic. Stoper stoppers pozisyon alma falan. Ya yani yine istediğimiz seviyede oyuncuları getirtemiyoruz. Benim ona biraz moralim bozuldu açıkçası. Epey de durumumuz düzgündü. Kayser Slartan dedi. Oyuncu önerdiğiniz oyunculara da bakmayacağım artık. Benim altyapıdan çıkan orçum bundan daha iyi. <laughs> Edson Alvarez var da kim bilir nereye gitmiştir Edson Alvarez ya. 51 mi çok güçsüz ama ya neyse geç bunu Beyler daha oyuncu yazmayın bakmayacağım çünkü artık yani ona yetişmemin imkan imkan ihtimali yok farkındaysanız. <laughs> o, o hızda şeye bakamam biliyorsunuz değil mi? Aa fıstık gibi stoper ya o kol işte. Alırız koyarız. Ivo transfer listesine konmuş. Ivo bir durumumuz yok. Everton Garati için teklif yaptı. 18 milyon euroyu satmam. Garati'yi hiç satmam. Ha, Declan Rice. Kiralık Tottenham. Ha, Declan Rice'i kiralayabilir miyiz? Messi'nin yanında. Ama bizim istediğimiz şeyi oynamaz bu. Ben Mezzala oynatacağım. Pek Mezzala yalnız bir adam değil. Ama çok kaliteli bir oyuncu olduğu kesin. Yani gelmiyorlar ya. Ben bu tarz oyuncular bekliyorum ama gelmiyorlar ne yazık ki. Dortmund Luis Felipe için pazarlık istiyor. 138 milyon euro yok ya. Şu an tam böyle ergenlik çağındaki erkek gibiyiz yani. Ne çocuk reyonundan giyinebiliyorsun. Sar için pazarlık ediyorlar. 65 milyon euro. Malang Sar. 65 milyon euro nasıl vereyim sana? Atletico'da vardır ya oradan. Julian. Jorge. Regen de almak istemiyorum. Vallahi beyler o kadar oyuncu yazdınız ki başım döndü ha. Harun bir daha Varela tam bir duvar yazarsan <laughs> Varela'yı oyunda boyunu 1 metre yapacağım. Hatta yapıyorum. Hangi Varela acaba bu? o Varela mı duvar mı bu? 1.90 1.50 yaptım. Evet bu senin yüzünden oldu Harun. Varela artık bir duvar değil. <laughs> Çağlar, Merih Ozan. Hmm. Oynayamazlar ki la hep sakatlanıyorlar ya. 14.5 Hadi al gitsin. Goran Milošević. Aa 3'ü birden oynatamayız ha hep sakatlanırlar. Aa Armini'yi alırım ben. Kaç para? 26 milyon euro mu veririm? Armini'yi alırım. Krallar gibi stoper hem de genç. Hoppa. 30 vereyim üstü kalsın. Al 33. <laughs> Stoperi bulduk ya. Joe Gomez olmaz ya. Ya moralim şuna bozuldu. Ya para veriyoruz da adam gelmiyor yani. Kötü olan olay o. Armini görüşmelere başla diyelim. Yıldız oyuncu falan değilsin Armini'cim sen. Adamın gözü dönmüş. Ne yap? Canımızı mı alacaksın? 10 milli maçtan sonra. Oğlum milletin hakkını veriyoruz size. Artık kapı oldu. <laughs> <laughs> Varela yarım duvar oldu. var artık paraşüt <laughs> tamam. Ee, şimdi bir sağ bek bakalım. Sağ bek bakmamız lazım. Stoper tamam. Bir tane aldık. Ee, i̇nşallah sakatlanmayacak artık stoperlerimiz. Sabek, sabek, sabek lazım bize. <laughs> takip listemizde var mı ya bir sabek bakalım. Yok Nathan Ake falan geçti artık. Varsayılan takip listesi diyelim. Firpo Solbeck, Florent Silva gelecek. Miguel Sporting'den. Ya şu adamı alıp solda kullansam mı beyler ne diyorsunuz? Kanat bek sol hücum acayip olur bu adam ya. Va buna para verip alayım ben ya. Yirmi peşin vereyim. 15'te böyle vereyim. Bu adam inanılmaz olacak var ya. Odrioz olayı alamayız lan. Bütün mahalle birleşse alamayız beyler. Şurada bir sabek yok mu ya? Emerson Allah cezanı verme. Bir de Emerson en önde. Rafael 33 yaşına gelmiş artık. Kaysaray'ı alayım mı? 100 yaşında. Oha hız hızlanmaya bak. Thierry Correa. Crystal Palace'ta geç bunu da. Tekrar <laughs> <laughs> Varela. Oyundaki herkesi şey yapacağım. Cüce yapacağım. Wagner yaşlanmış Brindelli. Piccini. İftar vakti geldi. Bak iyice çöküyorum ha. Sabek Santiago Arias geçiş. Serge Orie. Ben <laughs> altı. Rhys James ne durumda? Of. Arkadaş. Kötüyü ben beğenmiyorum. İyi ya da paramız gücümüz yetmiyor ya. Bu Ulan oyunda bile para hesabı yapıyoruz ya. Hakimi tam bir Ferrari. Harun <laughs> ocak söndürecek. Zeki Çelik. Ne yapalım Zeki'ye dönelim mi? Başka çaremiz yok. Beka beka. Lan hep şöyle bir oyuncu olsun istedim ya. Dije dije. Çeçe. Beka beka. Emerson. Fıstık gibi bek vardı gitti. Karol Fila. Rafael geç. Rüzgarın oğlu da bu sadece koşar. Başka hiçbir olayı yok bunun ya. Adam atır orayı bize yedirmezler ya. Neyse şöyle gözlemcilik merkezine gelelim. İşte pardon, oyunculardan birsa bak. Nigel Christensen. böyle çok Norveçli falan da değil ya. Öyle Danimarkalı falan da değil. Böyle biraz daha heyecanlı birilerini arıyorum. Messi ölmeden alsana. Abi ben prestij olur. Evet. Taksi. Osvaldo var değil mi? Hakimiye baksana şeye gitmiş. Delikte alalım mı ya? Bu sağ bekte oynuyordu Juventus'ta da. Sağ önde oynamıyordu. Bir ara slalom yapıp. Van der. <laughs> Van der Viyel geldi ya. Şuraya bak. Ayıp ya. Doğan Esik'si. Calabria olabilir ha. 50 milyon euro diyor. Nico Elvedi. Abi bütün güzel adamları almışlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ama biz de futbol oynayacağız. Bize de adam bırakın. Bu Real Sociedad'da ne topçular var lan? Bunlar kim ya siz? Manyak mısınız? Gidelim ben. Tamam ben de şeyden alacağım ya. Buradan River'dan Sabek bakayım hadi. Geç bunu. Oha stoper'e bak. Güç 18, zıplama 16, pozisyon alma yok, top kapma 13. An stoper bulduk lan. Şuradan biraz bakalım Saabek. Virsaliko kalmamıştır ya. Virsaliko artık toprak atıyorlardır üstüne. Ne geldi orada? Ola mola bir şey vardı ya. Ola ayna. Evet güzel. Güzel. Savunması çok kötü. Bir tek hızlanma var ama ya. Öf. Gidelim Celtic'le bizim güzel bağlarımız var. Tamam mı? Sertikle konuşalım. Sabek lazım. 33 yaşında. İskoç İskoçca'nın sabeki kim ya? Ben İskoç oyuncu istiyorum. Bak Mac, Mac var ya ne güzel. İşte buldum Rangers. Al sana sabek. Tamam buldum. Ön oymuş adam. Sabek kullanıyorlar ya. Efso bir adam var kafu diye değil mi? Bu zamana kadar almadığımız hata. Kalum Peter. Aa, da, da, da. çok kötüsün be. Aaron. Cık. Ejimo. Emerson gitti ya. Emerson bizi sattı. Lazari. Reis Nelson sağ bekle devşirelim ya da Real'deki Odriozola mıydı neydi? Ha, Odriozola çok süratli de gelmiyor ki hıyarası. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu şöyle milli takımlarda? Aha İrlanda. Vallahi İrlanda. Tamam dur. Tamam kapat kapat. Max Aarons. Fagnoman var da Fagnoman bakalım ne yapıyor. Hadi sizi mi kıracağım ya? O kadar izleyip yorum yapıyorsunuz. Fagnoman diyorsunuz. Bakmayacak mıyım? Dortmund'a gelmiş. Allah cezanızı vermesin. Zaten ya Bayern Münih alıyor ya Borussia Dortmund alıyor. Uruguay'a teklifler var. 17,5 milyon eurolar falan. Gitsin nereye gidiyorsa gitsin. Napoli'de sabek vardı Türkiye. Onu alayım ben. Regen. Zaten Napoli'de teknik direktörü falan da yok. Niye üzgünsün sen Serhat'cığım? Yeni bir sözleşme. Gel ben sana yeni sözleşme vereceğim. Gel. Gel. 113 milyon euro mu? Yu. Diego Dalot. 55 milyon euro diyorlar ya. Neyse devam edelim. Kiralıklara bakacağız olmadı. Nejo Williams. Nejo. Komple Liverpool'da almışım ha. Neko Williams. Uf. Adamın özelliklerine bakamıyorum. Gözlerim kamaştı. Yakan Gönül Ağla. Çok teşekkür ederim Juninho. Alexander Arnold'umuz ya vereyim parasını hani parasını vereyim gelmiyor ama. Hakikaten hepsi hıyar ağası Osvaldo olan Osvaldo'yu oynatalım o zaman ya. Satmayalım bu çocuğu. Osvaldo sağ bekle ha bizim evladımız. Sağdan tıkır tıkır gider lan bu adam. Vallahi oynar bu çocuk ha. Teklifi reddet diyorum. Gel lan A takımı. Osvaldo oynayacağım bu sene abi. Beni rahat bırakın. Ne o? Neymiş? Hayda sözleşme istiyor. Ben gideyim biraz Vitoria Guimaraş'ı didikleyeyim bakayım. Buradan oyuncu bakayım. Buradan bir tane muhakkak çıkacak. Kim istiyor? Tottenham 6 milyon euro. Yemin ediyorum sana yedirmem bu kaleciyi. Ver 7,5 ver. Lagunas. Serbest defansif orta saha. Bunu ben mezzalaya evirir miyim? Teknik kapasitesi var mı? Teknik çok kötü. Bu Hanzo. Kazma. Stoper de olmaz bunu. İyi bir adam da işimize yaramaz. Sergio Dest bakacağız abi. Biraz şöyle bir kendim gözlem yapayım hemen. Evet. Evet. Aa affedersin. Allah Allah. Ben... Ben, ben de, ben de. Evet. Ha, Efendim. Ee, ne diyecektim? Ha ne diyecektin? Ah. Diyeceğim bu kadar mı? Hadi görüşürüz. Katal diye yedek vaatleri sonlandır diyelim. Ee, tamam mı? Tamam. Gelsin Kataldı. Genç Arjantinli kaleci. Musso'yu bir satılık listesine koyalım. Transfer listesinde diyelim. Musso'yu bir şekilde satırız. Burada Lirola var. Sürekli söyleniyor. Lirola. Ol Lirola. 26 yaşında. 28 buçuk milyon euro. Özel yetenek 11. Hız hızlanma falan güzel. Güzel bir bek. Çok pahalı. Allah razı olsun İlyas Şimami. Tomiyasu. Tomiyasu kim lan? Aa, tamam ben bu adamı biliyorum. Başka bir takımdaydı galiba bu. Aynen. İtalya'da. Lazio kariyeri yaparken görmüşüm değişik bir ismi vardı. Maç maç ne oldu? Delik deşik ettiler bizi ya. İki tane kadroda Barcelona'lı oyuncu var. Antrenmanda üç tane adam sakatladı. Sonra dağıldık gittik. Ee, çok güzel. Tamam öteki kalecinin parası çıkıyor burada. Güle güle. Musso'cum çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok güzel bir kaleciydin. Ama iki tane hata yaptıktan sonra sordum. Şimdi belki az kalecimiz olur. o Gelen Arjantin'de yedek kalecimiz olur. Tap sobayı alamayız ya. Gelmiyorlar. Gel pembele falan gelmez, gelmez. Paramız var mı? O parayı basarız ama oyuncular istemiyor kendisi. Öyle bir sıkıntılı durumumuz var. Callum Chambers. Allah saat gitsin. Valverde'ye ihtiyacımız yok. Ya Varela tam bir duvar. Varela artık şey olmadı ki duvarı falan kalmadı. Varela diye kimse kaldı mı ya? Varela kalmadı. İlgilendiğini açıkla abi. Serhat Erdoğan kulübünde daha mutsuz edebilirsin. Kulübü abi düşük fiyata getirebilirsin. 119 milyon euro istediler. Ha Miguel Ferreira ne oldu? Abi gelmiyor adam. Kabul etmiyorlar. Muriç çok teşekkür ederim. Beklediğimiz tutarlar bunlar değildi ama os Ya Montiel'i alalım aslında ya. Taş gibi adam işte. Özel yetenek yok adamda. Teknik yok. Nereye taş gibi. Al stoper oynat bunu. Böyle sabek mi olur ya. Alalım bunu ya. Mafeo zaten bizim fena değil. Mafeo'nun yanında yetişsin bu da. Gel bakalım kaç paraya geliyorsun. Zaten çok süratli. 7.5'ü alayım ben seni tatlım. Tamam sar. Tamam bu bizim işimizi görür. Burada mafyomuz var bizim. Ha, i̇lk 11 oyuncusu. Tamam mütevazi. O, iyi, o 3 milyon euro nedir ya? İyi hadi ver de al git. Ver de al git. Kyle Walker Peters yok ya. Sabek de tamam. Guga, Guga bak Mert Guga'yı şu an gördüm. Çok geç oldu. Yazmışsın yukarıda da gördüm. Şimdi gördüm. Güzel bir sabekti Guga. Miguelo transfer listesine koymuş. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Sağ bek aldık sağ bek kiralık listesine koymuş. Yani çok dandik ama ya. Özel yetenek falan hiç yok. 4 dripling altı. 6. Bu, bu sağ bek yani orada duruyor sadece. Koşmuyor. Mbabu Mbabu Levent da Silva geldi. Oh be. Şu an çok rahatladım. Bakalım. Mbabu. Mbabu. Bizim aldığımız iş daha iyi ya. Bu, ya bu çok süratli falan ama özel yetenek 9. Gene onda 11'di yani. Bizde biraz bire bire kendine güvenen şey var. Abi yazmayın artıkla. Yan Koto. Sabek işimiz kalmadı. Bak, düzgün de yazamamışız, görüyor musun? Yan Ya da Yan Koto yok. Evet yok, boş ver. Vallahi size hepinizi şey yapacağım ha. Gözlemci listesi diye kulüplere vereceğim ha. Bunlarda gözlemci listesi var diye. Yemin ediyorum kulüplerin gözlemci listesinden daha çok oyuncu biliyorsunuz. Ha, o kadar söylüyorum size. Real Madrid'de Varela yok mu? Pedro Porro. Bak Talha'ya bak. bak Özel yeteneğini bile yazdı. Düşün artık. Özel yetenek 14 değilse. Ha özel yetenek 14'müş evet. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi diyecek ki yürüyerek çalım atıyor abi diyecek. <laughs> sağ bek işimiz bitti. Orta sağ tamam. Florent Silva'yı geri getirdik. Ee, nerede? Evet. Burada bir Messi'miz var. Bu saatten sonra zor ama defansif oyuncu destek takıl. Burada Messi. Da Silva, Garate böyle takılacaklar ha bunlar. Evet Da Silva da süratli. Dribbling falan fena değil. Evet Pedri kadar olmasa da bir seviye altında olsa da bizim işimizi görecek. Bu kadar ya Allah yar sayetmen hiç fiziksel olarak çılgın atmış ya baksana adama. Abi Real Madrid'de da kıvırcık sol bek vardı. Cücü. Yok o şey de miydi? Git sol bek ihtiyacımız yok şu an. Abi Alfredo Morelos sakın alma. Tamam. <laughs> pirlo şekli. Yani Batucum evet Pirlo şekli diyebiliriz. Yalnız başım döndü lan o kadar o kadar oyuncu yazdınız ki maşallahınız var ha. Vallahi helal olsun size. Oo. Hadi 21 milyon euro. Valencia Abdül Cebrail'e vallahi veriyor galiba. Altyapıdaki oyuncular yani takımdaki oyuncuları satıp iyi para kazandık ha. Abdül Cebrail sözleşme reddedildi. 21'e bakalım gidecek mi? Yani Abdül Cebrail'den kazandık. Satılırsa şu an iyi para olacak aydan kazandık. Pedri ve Emerson ayarında adam bulamadık. Aslında şöyle söyleyeyim sana. Dasilva e, da Silva evet bir Pedri kadar olamaz. Şöyle yapalım. Ama Zaten Pedri çok özel bir oyuncu ama e, yani çok da şey değil. Düşük olduğunu zannetmiyorum. Hız hızlanmada fark var ama geri kalan e, denge güç Pedri bir adım şey Florent da Silva bir adım daha önde vücut sindeliğinde. E, zihinsel olarak baktığın zaman ortalamalara kafa kafaya özel yetenek abarmış gitmiş ama e, yani teknik olarak da baktığın zaman kafa kafaya diyebilirim. Yani Pedri çok çok boşluğa düşmedik Pedri'nin. Da Silva'yı yerinde oynatıp Garate'yi biz geçen sene biraz daha yetiştirdik. Ee, bu sene şöyle bir şey yapalım. Antrenman, mentörlük. Ee, tamam, yeni mentörlük grubu. Messi, Özgür Özer burada. Ya Özgür Ö Özer. Abi, bu adamda hiçbir şey yok. Gelecek yok. Bir şey yok. Gelmesin zaten ya. Evet. Mauro Garate. Şimdi aynı dili konuşuyorlar. Arjantinliler Lionel Messi'nin etkisini çok olacağını düşünüyorum. Grup üzerindeki etkisi bayağı var. Çalışkan diyor. Kişilik çalışkanlık 8 miydi Messi'nin? Çalışkanlık 7 olmuş. Çalışkan dediği adama bak. <laughs> Messi evet Messi forvette de düşündüm. Yardımcı forvet olarak da oynayabiliyor Messi. Forvet de olabilir. Merkez orta sahada ya da şöyle bir şey yapacağız burada Orkun'umuz var. Orta sahada kullanabileceğimiz. Orkun Kökçü burada defansif oyun kurucu olur. Seçeneğimiz çok yani. Vieira da var. Vieira da güzel bir oyuncu. Oynamaya başlasın. Mezzala hücumda bayağı etkinlik gösterecek bu. Seçeneklerimiz çok. Guri izleniyor mu? Kim izliyor? Juventus. Yani 70 minimum 70 artık. Abi iftardan sonra mı? İftardan sonra daha devam etmem. Aa ezan okunacak beyler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ya. Ha, Kataldi de geldi genç kaleci. Dario Kataldi. Evet gelsin güzel kaleci. İş görür yani. Konsantrasyon falan çok yüksek. Pozisyon alma refleks. Geri kalan özelliklerini de geliştir. Transferlere bakalım neler yaptık. Böyle biraz fazla oyuncu baktık da stoperleri açıkçası benim çok moralim bozuldu ya. Stoper alamadık ama. Florenta Florent da Silva'yı aldık. Bedelsiz kadromuza kattığımız oyuncular vardı. İki tane de oyuncu sattık. Daha da transferlerde transferlerde gidenlerde konuşuluyor. İşte Musso gidecek. Kalum Chambers, Abdul Cebrail Akbulut. E, Diego Almeida'nın şeyi kabul edilmemiş ama gene de ooo, Bayağı takipçisi var. Diogo Almeida da satılır herhalde diye düşünüyorum. Hadi bu Marco Kanat son bir bakalım. Herhalde bu. Stoper. Yok. Vücut zindeli denge falan çok kötü. Beyler hepinize teşekkür ederim. Bu arada iftar vakti gelmiş. Ben de iftara koşarak gideyim. Saçım Tahir Dökme gibi olmuş. <laughs> İnternetten bakarsanız Tahir Dökme diye evet, Saçımı çok benzediğini göreceksiniz Hepinizi kucaklıyorum Çok teşekkür ederim Erdem geleceğim mi? Adres vereyim iftara gel Beyler hepinize çok teşekkür ederim ee, İnşallah devam edeceğiz Kendinize iyi bakın Güzel bir sezon daha geride bıraktık Fenerbahçe kariyeri devam edecek ee, yine böyle sezon finallerini falan canlı yayında yapmayı planlıyorum. Belki normal maçları da canlı yayında yaparız. Fenerbahçe kariyerini böyle sohbet muhabbeti olarak devam ederiz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın.